PPK özel yayınıyla karşınızdayız. Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız birazdan. Nisan ayına dair bu toplantı ilk defa yeni başkan Şapkavcıoğlu önderliğinde ve yine PPK üyelerinden iki üyenin değişimiyle gerçekleşecek. Faizlerde yaptığımız ankete göre değişiklik beklenmiyor. Politika faizinin, yani bir haftalık repo faizinin %19 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Metindeki elbette vurgular önemli olacak. Çünkü bir önceki metinde gerekirse ek ilave sıkılaşma yapabiliriz mesajları oldukça netti. Ağbal döneminde sıkı duruş mesajı her toplantıda hem PPK'da hem de yine aracı kurumlarla, ekonomistlerle yapılan her toplantıda vurgulanıyordu. Metnin içinde yine bunlara yer verilecek mi? Bir yandan kısıtlamalar geldi biliyorsunuz. Ekonomi tarafında, özellikle reel sektör tarafında nakit akışını yönetmenin zor olduğu dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla buradaki iktisadi faaliyetteki öncü göstergelere dair sinyaller ne söylüyor? Merkez Bankası bunları nasıl görüyor? Tüm bunları da metnin içinden detaylandıracağız. Bu ay PPK özel yayınında bana Garanti BBVA Yardımcı Baş Ekonomisti Seda Güler Mert ve Virtus Global Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözer eşlik edecek. Her ikiniz de hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben öncesinde çok teşekkürler İnanç. Ben öncesinde hemen Seda Güler Mert'e sözü vererek başlayayım. Nedir beklentiniz? Hem faiz beklentinizi sorayım hem de metne dair bir değişiklik bekliyor musunuz? Beklentimiz bizim de piyasanın tercih ettiği haliyle %19'lu politika faizin korunacağı şeklinde. Metne de çok büyük değişiklik açıkçası beklemiyoruz. Sıkı duruş temasının korunacağı, bu yönde mesajın nitelendirileceği bir çerçevenin olacağını düşünüyoruz. Hemen İnanç'a döneyim. İnanç, sen ne beklersin bu toplantıdan? Aslında Merkez Bankası son aylarda iletişim politikasını özellikle toplantıdan birkaç gün önce o kadar sağlıklı, net bir şekilde yapıyor ki bence bir beklentinin çok etkisi kalmadı. Beklentiler şu an sabitse Merkez Bankası zaten sabit bırakacağını sinyalini verdiği için olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de bu iletişim politikası ışığında herhangi bir değişiklik olmayacak kanaatindeyim. Peki, programı açarken biraz kısıtlamalara dikkat çektim ama bu konuya ilişkin görüşleriniz nedir? İnanç, mesela sence iktisadi faaliyet, kredi büyümesi, bunlara dair metinde değişiklik yapar mı Merkez Bankası, ya da neleri değiştirmesini beklersin? Aslında çok büyük değişiklikler olacak. Her şeyden önce biz aslında ekonomistler hep iki sayfayı birlikte bakıyoruz ya, bir önceki aylık toplantıyla. Birincisi, başkan değişti ve birçok şey değişti diye okuyor olmamız lazım. Ama onun altındaki ekonomik verilerde özellikle enflasyon tarafında biraz daha negatif gelişmeleri değerlendireceğini ve TL'deki değer kaybı nedeniyle daha endişe verici bir yapıya döndüklerini, daha sıkı bir yapıya döndüklerini ifade ediyor olabilir diye düşünüyorum. Büyüme tarafında çok kaygılanacaklarının kanaatinde değilim. Her ne kadar salgın devam ediyor olsa da ihracattaki iyimser trendten memnun olduğumuzdan düşünüyorum. Kredi büyümesinden öyle çok olağanüstü bir durgunluktan bahsetmiyoruz. Özellikle tüketici tarafı oldukça güçlü gidiyor. O yüzden de daha ılımlı değerlendirecekleri kanaatindeyim. Peki, hemen Seda Güler Mert'e döneyim. Enflasyon beklentileri bozuldu Seda. Buna dair görüşünüz nedir? Çünkü gerçekten faizin arttırılmasına rağmen, bu denli arttırılmasına rağmen enflasyon beklentilerinin bozulduğu nadir dönemlerden geçiyor Türkiye. Burada elbette az önce İnanç'ın da vurguladığı gibi belirleyici olan şey Merkez Bankası'ndaki sık yönetim değişikliği, başkanın değişmesi, kredibiliteye dair soru işaretleri. Tüm bunlar piyasada kur atağını beraberinde getirince, o kur atağı da zannediyorum ki enflasyon beklentilerini biraz bozdu. Merkez Bankası buna dikkat çeker mi metin içinde? Açıkçası bu son gelişmelerden öncesinde enflasyon üzerindeki yukarı yönde riskler artmaya başlamıştı. Özellikle emtia fiyatlarındaki yükseliş, bu noktada maliyet yönlü baskıları daha belirginleştirmişti. Tabii ki salgın kaynaklı gelişmeler burada hala belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Ama bununla beraber maliyet yönlü etkilerin derinleşmeye başladığını görmüştük. Bunun üzerine dediğim gibi son gelişmelerden sonra bir de buna kur etkisi eklendi ve bir tur daha beklentiler tarafında kötüleşmenin önünü açtı. O yüzden inanca katılıyorum. Enflasyon tarafında daha endişe duyan bir Merkez Bankası görmemiz en azından sıkı duruşun daha pekiştirilmesi adına destekleyici olur diye düşünüyorum. O yüzden enflasyon tarafında daha kaygılı bir Merkez Bankası'nı görmek daha olası gibi duruyor bu haliyle.
Peki şimdi bekliyoruz. %19 olan politika faizini bizim yaptığımız ankette değiştirmesini beklemiyordu ekonomistler. Nitekim siz de benzer görüşü savundunuz. Merkez Bankası'nda faiz kararı birazdan gelecek. Saat 14.00 şu an. Biz de faiz kararını bekliyoruz ve faiz kararı açıklandı. Ben görüyorum ama arkadaşların alt yazıya evet. yazmasını bekleyeyim. Evet, Merkez Bankası evet, faizleri değiştirmedi. Sabit tuttu. %19 seviyesinde sabit tuttu TCMB faizleri. Hemen metne de bakalım. Ve ilk reaksiyonu da ekrana getirelim. Bir dolar Türk lirasındaki ve borsadaki seyre bakalım. Zaten gün içerisinde TL lehine bir fiyatlama vardı. Hatta bu hafta genel olarak Türk lirası aslında güçlüydü. Şu an 8.0228 seviyesinde dolar Türk lirası. Euro TL'de 9.60'ı görüyoruz. Sepet kur 8.81. Merkezin faizinin kararının hemen akabinde. Tabii metindeki detaylar oldukça önemli dedik. O tarafa ilişkin metni de açtım. Hemen okuyayım size. Öncelikle %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmiştir dedi Merkez Bankası. Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerle beraber etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir denildi. Bu iyileşme sürecinde özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi hız keserken yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır diyor Merkez Bankası. Tabii buradaki ilk paragrafa baktığımızda şunu da altını çizelim. Ağırlıklı olarak kredi büyümesine dair nasıl bir değişiklikte bulunur Merkez Bankası demiştik. Orada da demiş ki salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmekte diyor. İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektöründeki zayıf seyir sürmektedir demiş. Hizmet sektöründeki zayıflığa yine dikkat çekmiş. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak ithalattaki gerilemeye rağmen güçlü iş talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir demiş Merkez Bankası. Yani hala kredilerin güçlü olduğunu vurguluyor. Öte yandan tabii burada önemli birkaç tane nokta vardı. Sıkı para politikası duruşuna dair. O paragrafı da şu an bakıyorum. Sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir diyor Merkez Bankası. Mevcut parasal duruşun krediler ve iş talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir demiş. Tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir demiş. Hemen ben sözü vereyim. Seda, ilk aşamada dikkatini çeken neler var? Şu an için sıkı para politikası duruşu korunmaya devam ediyor ama gerekirse ilave sıkılaşma yapabiliriz. Ben henüz göremedim metinde. Bir kısım değişiklikler var o tarafta. Açıkçası bu önemli bir sinyal olur. Ben de şu an tam metni okuyamadım. Ama dediğin gibi eğer bu noktada bazı değişiklikler olur ve sözlü yönlendirme bu anlamda bir değişikliğe uğrarsa önemli bir sinyal özelliği taşıyabilir. Şu ana kadar hani okudukların çerçevesinde yorum yapacak olursam aktivite tarafında güçlü seyrin korunduğu, bunun da kredi gelişmeleriyle desteklendiği resmi hala korunuyor. Bu noktada Merkez Bankası'nın belirgin bir kaygı duymadığını görüyoruz. Bununla beraber diğer gelişmeler, özellikle enflasyon tarafındaki beklentilerini bir miktar daha eğer detaylandırabilirsek belki noktada daha fazla şey söyleyebilirim. Peki hemen orayı da detaylandıralım. Bir kez daha metne baktım göremiyorum. Evet, o ifade kaldırılmış. Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz ifadesi çıkmış. O zaman inanç bundan sonraki süreçte Merkez Bankası enflasyonun kurun nerede olduğundan bağımsız olarak faizleri arttırmayacak mı? Öyle Gizem. Aslında yine az önce söylediğim gibi bir önceki politika metniyle bugünkü metni kıyasladığımız zaman ortada çok ciddi bence önemli değişiklikler var. Birincisi yeni başkan kendi bankacılık sektöründeki deneyimini ortaya koyarak krediler tarafında daha bir detay vermiş. Ama çok daha önemlisi bir politika sinyali olarak artık Merkez Bankası'nın bir önceki ayıdan kadar söylediği gibi önden yüklemeli ve güçlü bir parasal sıkılaşma dönemi kapanmıştır. Bundan sonra eğer Merkez Bankası bir sıkı para politikasına ihtiyaç duyuyorsa sabit tutarak bunu, faizleri sabit tutarak yapacağını ifade ediyor çok net bir şekilde. Bence bugünkü toplantının en önemli maddesi de burası. Politika faizini sabit tutarak sıkı politika izlemek aslında bizim
piyasanın da beklentilerine paralel olarak ilk adımın indirim yönünde olacağı ama bu indirimin ne zaman olacağına enflasyon gelişmelerinin karar vereceğinin ifadesi olarak okunabilir. Bu haliyle baktığımız zaman her ne kadar birçok cümle ve kelime değişmiş dahi olsa, Merkez Bankası'ndaki o yönetimsel değişiklik bugünkü metne yansımış dahi olsa, burada politika sonucu çıkarmamız gerekiyorsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bundan sonra öngörülebilir ve piyasanın kendisine müsaade ettiği müddetçe herhangi bir faiz artırımını gündeme getirmeyecek ve her ne kadar faiz indirimi istese de bunu enflasyonun gelişmelerine bağlı olarak biraz gecikmeli olarak yapabilir diye okuyabiliriz. Şimdi hemen gün içi dolar Türk Lirası'nı verelim. Çünkü bu ifadenin olmaması piyasadaki pozitif fiyatlamayı terse çevirdi. Şu an dolar Türk Lirası'nda 8.13'e doğru, 8.12'nin üzerine doğru bir fiyatlama görüyorum. 8.12.79 seviyesi görüldü. Altını çizelim. Merkez Bankası'nın ilk kararı geldiğinde dolar Türk Lirası'nın ilk reaksiyonu aşağıya doğruydu. Gün içi en düşük seviyeyi görmüştük. Fakat metnin içinden gerekirse ilave sıkılaşma yapabiliriz. Ağbağ döneminde tam cümleyi okuyayım size. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır denilen dördüncü paragraftaki bu cümle çıkarılmış. Bunun yerine enflasyonun üzerinde bir düzey oluşturulmaya devam edilecek demiş faizlere ilişkin ki bu ifade aslında yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'yla hayatımıza girmişti. Enflasyonun üzerinde bir faiz. O zaman tabii şu an %16, o zaman faizi %17'ye de indirebilir, 18'e de indirebilir. Enflasyonun üzerinde olduğu sürece faiz indirim olabilir mi çıkarmak gerekir? Nasıl okudun Seda bu tarafı? Katılıyorum. Açıkçası bu noktada enflasyon nasıl bir seyir izleyeceği kritik olacak. Biz ilk son güncellediğimiz tahminlerde ikinci çeyrek özelinde %18'e yakın hatta 18'in üzerine çıkabilecek bir manşet enflasyon görebileceğimizi hesaplıyoruz. Bununla beraber kurda kademeli değer kaybının devam etmesi durumunda Ekim dahil 17'ye yakın kalan bir enflasyon sonrasında yılın son iki ayında baz etkilerinin desteğiyle ancak 15'e doğru gevşeyen bir seviye olarak hesaplıyoruz. O yüzden de bu çerçevede ele alacak olursak en ihtimal 3. çeyreğin sonlarına doğru bir faiz indiriminin gelebileceği alan oluşabiliyor. Onun dışında mevcut gelişmeler zaten mevcut duruşun korunmasını gerektirecek şekilde devam ediyor denebilir. Bu çerçevede baktığımızda hem bahsettiğim cümlenin kaldırılmış olması hem de diğer ifadelerin de uzun bir müddet ve dediğin gibi bu son eklenen cümlenin eklenmesi bu bize gösteriyor ki son değişiklikler artık önümüzdeki dönemde biraz daha kendi alan yaratmaya, indirim yönünde alan yaratmaya çalışacak bir Merkez Bankası'nı bize gösteriyor denebilir. Evet, ilave sıkılaşma ve sıkı duruşun uzun müddet korunacağı söylemi tekrarlanmadı. Bu metinde çıkarıldı. Uzun bir müddet ifadesi de yok. Sadece gerekirse ilave sıkılaşma yapabiliriz'e ek olarak uzun bir müddet ifadesinde Merkez Bankası metinden çıkarmış. Peki, şimdi bir bankacılık endeksini de ben ekrana rica edeyim. Banka hisselerini de hızlıca bir bakalım. Biliyorsunuz son birkaç gündür özellikle bono piyasasına yaşanan giriş, kısa vadeli faizlerin aşağı gelmesiyle beraber içeride Türk bankalarında görece pozitif bir seyir vardı. Kayıplar telafi edilmeye çalışılıyordu. Dün baktığımızda %3'ler, bugün baktığımızda %4'lere ulaşan bir yükseliş vardı. Merkezin kararı sonrasında bir miktar bu kazanımlarını geri vermiş bankacılık endeksi. Şu an %2.3 yukarıda. Gün içerisinde 1157'ye kadar yükselmişti. Şu an tekrar bir 1132 puan seviyesine gerilemiş bankacılık endeksi. Benzer şekilde dolar Türk Lirası'nda da şu an 8-10-12 bandı arasında bir dengelenme var diyelim. Şimdi İnanç, merak ettiğim konu şu, Türkiye'nin reel faizine baktığında son 10-15 yıllık ortalama neresi? Olması gereken reel getiri seviyesi neresi? Gelişen ülkelerde bu seviye nerede? Çünkü bir yandan cari açığa dikkat çeken bir Merkez Bankası görüyoruz. Bir yandan Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son dönemde 126 milyar doların biraz üzerinde olan bu kayıp. Buradaki tabii ki endişeler ve döviz ihtiyacının bu finansmanın nasıl sağlanacağı. Şimdi eğer portföy yatırımı çekmek gibi bir gayemiz varsa Türkiye ne kadarlık bir faiz vermeli? İçeriye baktığımızda yurt içi yerleşikler için, dolarizasyon için de elbette reel faizin önemi oldukça önemli. Ne söylersin bunlar hakkında? Aslında bana kalırsa Türkiye'nin şu an ideal makroekonomik istikrarını güçlendirecek reel faiz seviyesini hesaplamak oldukça zor Güzem. Oldukça zor çünkü Türkiye'de biz birçok çözümü para politikasından bekliyoruz. Para politikasıyla izliyoruz. Mesela ben artık Türkiye'nin kendi dinamiklerini göz ardı ederek her ne kadar Merkez Bankası toplantı tarihlerine bakıyor olsak da
kamu mali dengelerinin açıklandığı tarihlerdeki veri yorumlarında çok fazla anlam ifade etmediğimizi düşünüyorum. En nihayetinde aslında bakacak olursak bizim şu an için Merkez Bankası'ndan beklediğimiz durum biraz onlara da haksızlık, aşırı bir yük olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de, Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir senkronizasyon sorunu var. Ve bu senkronizasyon sorununu daha yüksek bir reel faiz ödeyerek çözebiliriz. Ama neye ulaşmak istediğimiz çok önemli. Şimdi mevcut içinde bulunduğumuz büyüme denklemine ve dinamine bakacak olursak bu sene %6-6,5 civarındaki büyüme tahminlerini makul karşılayabilirsin. Ben ekonomist arkadaşlarımın da aslında aşağı yukarı yüksek büyüme bekleyenlerin gerekçelerini anlayabiliyorum. Çünkü zaten elimizdeki veriler bu anlamda yeterli. Ama bir yandan da enflasyon dinamine, bir yandan da bütçe açığı dinamine bakacak olursanız bu sadece 3 ayağında aslında bizim reel faizi çok daha yüksek tutmamız gerektiği iması ortaya çıkıyor ki biz her ne kadar büyüyebiliyor olsak da kişi başına milli gelirimizi artıramıyoruz. Her ne kadar büyüyebiliyor olsak da aslında kendi içimizde yüksek bir işsizlik oranı ile mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bence Türkiye ekonomisinin ana sorunu senkronizasyon kaybıdır ve bunu çözmenin yolu da eğer sadece Merkez Bankası'na yükleneceksek o zaman mecburen daha yüksek bir reel faiz gibi gözüküyor. Ama ben burada da Merkez Bankası'na aşırı yüklendiğimiz kanaatindeyim. Aşırı yüklenmeyi biraz açabilir misin İnanç? Evet, aslında Merkez Bankası kamu mali dengelerini iyileştirmek konusunda elinde bir politika aracı yok. Ama günden güne çok hızlı bir şekilde genişleyen bir bütçe açığı söz konusu. Ve her ne kadar cari işlemler açığı Türkiye'nin zayıf karnı gibi görülse de bana kalırsa artık Türkiye'nin zayıf karnı detayda bütçe açığıdır cari açıktansa. Her ne kadar biz cari işlemler açığında yüksek bir rakamı görmüş olsak da önümüzde geçen sene ve bu sene biraz daha turizm gelirlerinin zayıf gidiyor olması nedeniyle halen milli gelir oranında %3'ün üzerindeki bir seviye bahsediyor olsak da bana kalırsa Türkiye'de kalıcı bir şekilde sürdürülebilir cari işlemler açığı seviyesine biz ulaştık. Covid'in etkisi ortadan kalktığı zaman Türkiye'nin daha dengeli bir dış finansman dengesine ulaştığını görürüz. Ama bizim dış borç stoğuna dair bir stok sorunumuz var. Bir akım sorun değil, bir stok sorunumuz var. Halbuki tam tersine kamu maliye dengeleri açısından bakacak olursak burada çok ciddi bir akım sorunu var. Her ne kadar burada stok halen milli geliri oranla %40'ın altında kalıyor gibi gözükse de kamu borç stoğu. Bizim kamu bütçe dengesi açımız oldukça yüksek ve burada ciddi bir elastikiyet sorunu var. Yani biz vergileri artırsak dahi bütçe açığımızı düşüremeyecek bir döngüden geçiyoruz. Çünkü artık çok sabitleştirilmiş bazı harcamalarımız var. Otoyol köprü vesaire gibi. Ve ciddi anlamda yekün tutan bir personel gideri var bütçe açığı üzerinde. Bunların her ne kadar vergi artırsanız da belli kamu mali disiplinleri sağlıyorum deseniz de düşüremezsiniz. Dolayısıyla da Türkiye artık yüksek bir bütçe açığı ama buna karşın hızla genişleyen bir kamu borç stoğuna sahip olduğunu dikkate alması lazım. Burada da Merkez Bankası daha yüksek faiz tutarak çözebileceği bir durum yok. Bence bugünkü toplantıda bir faiz indirimi olsaydı da piyasa etkisi açısından çok ciddi bir etki farklılığı görmeyecektik. O yüzden ben bu toplantıda 50 bas puanlık bir faiz indirimi daha yapmış olsaydı çok ciddi anlamda finansal piyasaların negatif karşılamayacağını düşünenlerdendim. Çünkü girdiğimiz patikanın ne olduğu belli. Bugün Merkez Bankası benim 15 yıllık ekonomist hayatımda ilk defa aslında sıkı para politikası duruşuna bir tanım koyuyor. O da şu, aynen kendi yazıldığı ifadesiyle para politikası faizini sabit tutmak yoluyla sıkılaştırmaktan bahsediyor. Ben 15 yıl boyunca hiç böyle bir sıkılaştırmanın tanımında aslında net, iletişim açık ve dik bir duruş görmemiştim. Bu anlamda aslında Merkez Bankası'nı takdir etmek lazım. Yönün ne olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Çünkü çok ironik de olsa faiz artını bekleyenler de vardı. En azından raporlarına ya da analizlerine yazanlar vardı. Şimdi Merkez Bankası aslında faizleri indirerek makroekonomik istikrarı iyileştirmeye çalışıyor. Ama tek başına bunu yapması mümkün değil. Çünkü bizim bütçe açığını da iyileştiriyor olmamız lazım. İşsizlik oranını da düşürüyor olmamız lazım. Her ne kadar büyüyebiliyorsak... Başkan, ABAL döneminden oranı... farkı nedir İnanç? Yani ABAL görevden alındı ve Şahap Bey geldi. Ne farklılık oldu ki Türkiye ekonomisine ya da PPK'da şu an ne gibi bir değişiklik vardı da o zaman biz bu evreye geldik? Yani çünkü kur düşmüştü, CDS düşmüştü, yabancı yatırımcıları çekmeye başlamıştık, dolarizasyonda sınırlı bir çözülme vardı. O zaman da faiz %19'a çıktığında bundan 2 ay önce, 1,5 ay önce böyle bir tablo vardı. Nereye evrildi oradaki hikaye? Yani kaçırdığımız şey, senin gördüğün şey ne? Çok teşekkür ederim Güzel. Çok güzel bir soru. Türkiye 20 Mart itibariyle Naci Ağbal döneminde benim öncelikli tek hedefim enflasyonu tek haneye indirmek derken şimdi ben işsizlik oranını da düşürmek istiyorum. Ben büyümeyi de yukarıda tutmak istiyorum ama enflasyonda çok yükselmesini istiyorum diyen bir Merkez Bankası'na dönmüş durumda.
Bu ikisi arasındaki farkı iyi anlayamak lazım. O yüzden tekrar teşekkür ederim sorun için. Türkiye Naci Ağbal'dan Sayın Şahap Bey'in başkanlığında Merkez Bankası'na geçerken böyle ciddi bir ayrımda beraberinde getirdi. Türkiye'nin artık birinci önceliğinin ben enflasyonu tekrar indirmek olduğunu düşünmüyorum. Bana kalırsa enflasyonla beraber işsizlik oranını da mümkün olduğunca daha düşük seviyelere indirmeye çalışan bir Merkez Bankamız var. Merkez Bankası'nın görevi tabii her ülkede genel iktisadi kuram olarak fiyat istikrardır ve enflasyondur elbette. Bu bahsettiğin işsizlik üretim gibi konular aslında mali politikanın, hükümetin konusudur. Ama sen bu dönemde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarının yanı sıra ya da onunla beraber diyelim bunu tek başına önceliklendirmeyeceğini düşünüyorsun. Bu arada metinde de hala %5 hedefi vurgulanıyor. Onu da altını çizelim. Yani Şahap Bey döneminde de şu an bu son metinde %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edilecektir demiş. Yani %5'ten vazgeçilmemiş. Birazdan Seda senin de görüşlerini alacağım ama kısa bir ara verelim konuklarımıza, sohbetimize. Şu tabloyu bir ekrana getirelim. Sonrasında Murat Yardımcı'nın da görüşlerini alacağız. Şimdi tabii ekonomistler tartışıyor. İdeal reel faiz ne olmalıdır? Enflasyonun üzerinde tutacağız ifadesi metne de yansıdı ilk defa. İnanç'ın da söylediği gibi burada bir aslında söylem değişikliği de var. Merkez Bankası'nın piyasaları yönlendirmesinde de bir değişiklik var. Kaç olmalıdır? Yani enflasyonun üzerinde olması gereken seviye nedir diye baktığımızda şu an yaklaşık %2,5 Türkiye'nin reel faizi. Beklenen yıl sonu enflasyonu ve o dönemdeki faiz, tarih faizleri baz alındığında diğer ülkelerle kıyaslandığında aslında sınırlı da olsa yüksek. Yani bize en yakın mesela Güney Afrika'da reel getir %2'lerde. Ama diyelim burada bir tabii ki risk primi farkı var. Gelişen ülkelerin ortalama risk primi 100 bas puan civarında seyrederken, 100-200 bas puan civarında seyrederken Türkiye yeniden 400 ile 500 puan arasındaki patikaya oturdu. Hal böyle olunca elbette bu risk primi farkı kadar sizin reel getirinizin yüksek olması bekleniyor. Bu göze alınacak mı? Hemen gideyim Murat Yardımcı'ya bu soruyu yönelteyim. Murat hoş geldin yayına. Hem faiz kararını ve metni nasıl değerlendirdin? Sonrasında da senden ricam bu reel faiz hikayesini nasıl görüyorsun? Nedir olması gereken enflasyonun üzerindeki faiz seviyesi? Hocam şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani bizim hani metinden daha çok piyasanın neyi fiyatladığını ilk başta hatırlarsan bu ilk değişiklikten sonra piyasa hemen bir faiz indirimini, hatta ara toplantıyla olabileceğini ve sonraki toplantılarda da faiz indirimi olabileceğini yavaş yavaş fiyatlamaya çalıştı. Ama şu anda görüyoruz ki yani belki bu büyük ihtimalle televizyonda işte mesela dolar TL'de bakarsak swap tarafından yaklaşık 15 kuruş gibi bir taşıma maliyeti var doları. Önümüzdeki toplantılarda eğer bu sıkı duruşta beklediğiniz gibi devam eder ise piyasanın beklediği bu faiz indirimi döngüsünün daha gecikeceğini piyasa TL tarafını pozitif olarak fiyatlayacak diye düşünüyorum. İkinci tarafa gelirsek risk primine doğru, dediğin doğru hakikaten. Biz yine tekrar bu 400-450 bandını attık ama şunu unutmayalım. Sen de grafikten bakarsan Türkiye'nin 10 yıllık süreçte Güney Afrika ile şu anda yanılmıyorsam 220'ler civarında 100-125 bas puanlık bir spredi var. Yani esasında bir anomali yaşıyoruz. Bizim olmamız gereken CDS'deki seviye buradan hareketle yakınsayacağımızı düşündüğüm önümüzdeki dönemlerde tekrar 325-350 aralığı diye düşünüyorum. O yüzden de risk primi dediğim gibi tekrar bu şu anda ne kadar yükselmiş gözükse dahi tekrar büyük ihtimalle biz bu 2-2,5 aralığında gerileyeceğiz diye düşünüyorum. Yani metinden dediğim gibi fiyatlama bu yönde olduğu için piyasa buna çok negatif tepki vermeyecektir ama ben biraz daha hani global olarak baktığımda şunu görüyorum. Gelişmekte olan ülkeleri bir kez daha bir hikaye olacak. Yani bu senin hikayesi şuydu biliyorsun. Düşük faiz veren ülkelerde faizin yükseleceği yönde swaplarda payır pozisyon, bizim gibi yüksek faiz Güney Afrika, Rusya ve biz faizin düşeceği yönde receiver pozisyon almıştı herkes. Ben bir kez daha bunun Amerika'da bu çekirdek PCE dediğimiz enflasyonda Nisan rakamıyla 2,3 gelmesi ki Mayıs'ın sonunda geliyor biliyorsun. Ondan sonra tekrar bir giriş olacağını düşünüyorum gelişmekte olan ülkelere. TL biraz bu konuda şanslı hakikaten. Yani ben biraz daha yani grafiğe bakarsan zaten bu değiştikten sonra gapler var. Hem 10 yıllık bonoda yaşadığımız hem dolar TL'de yaşadığımız piyasa büyük ihtimalle aşağı doğru bunları deneyecektir önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum.
Peki Murat, merak ettiğim bir diğer konu şu. Bundan sonraki süreçte sence faiz indirecek, yani faizleri artırmayacağını net bir şekilde görüyoruz Merkez Bankası'nın o metinden o ifadeleri çıkararak, ama bir yandan da diyor ki kurul kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecek diyor. Böyle bir cümle var. Son paragrafta bu eklenmiş. Yani piyasayı şaşırtmayacak mı? Mesela faiz indirimi sen bekliyor musun normalde? Ya da piyasa faiz indirimi beklemiyorsa gerçekten Merkez Bankası da sabit tutmaya devam mı edecek? Yani burada piyasayı şaşırtma ve sürpriz yapma makasına gepini nasıl görüyorsun? Senin beklentin ne sonraki toplantılar için? Yani zaten arkadaşlarım enflasyon beklentilerini çok güzel açıkladılar. Yani bir patika var önümüzde. Hem Amerika'daki bu tamamen bazı nedenlerden dolayı geçen sene yaşadığımız pandemide dünyadaki bütün ülkelerde enflasyonda bir tavan yapılması bekleniyor. Ondan sonra ise mesela Amerika'da 2.3 PC'ler, sonra yılın geri kalanında %2'ler civarında gitmesi bekleniyor. Şuna getireceğim. Zaten Türkiye'nin faiz indirimine hızlı gitmesine global piyasalar müsaade etmeyecek. O yüzden benim de beklentim, dediğim gibi bu gelişmekte olan ülkelere giriş ile beraber, ki ben onu 6. ay ve sonrasında bekliyorum, Türkiye'nin ancak burada bir faiz indirimine gidebileceğini düşünüyorum. Demek ki gerçekçi senaryo, demek ki 7. ay ve sonrasında, sene sonunun geri kalanında, ama arkadaşlarım da çok güzel özetlediler. 11-12 olan sene sonu enflasyon beklentimiz şu anda 14-15 aralığında çekilmiş durumda. O yüzden büyük ihtimalle hani indirimlerde de çok böyle agresif şekilde değil, ya kademeli olarak yapılacaktır diye düşünüyorum. Murat, bir diğer merak ettiği konu piyasanın da şu, bundan sonraki dönemde elbette bir yandan tabii, çünkü bütçeye, kamu maliyesine de atıfta bulunuyor. Yani para politikası elbette bir yere kadar piyasaları yönlendirebilir. Az önce İnan Sözer dedi ki yeni dönemde sadece fiyat istikrarı öncelendirilmeyecek, işte istihdam, üretim vesaire var. Şimdi ne dersin bu konu için? Yani Merkez Bankası'nın asli görevi ne? Ne yapmalı? Evet. Öte yandan tabii bütçede yer var mı? Merkez Bankası'nı bir kenara bırakayım, bir de onu sorayım. Çünkü kısıtlamalar geldi. Reel kesimde sıkıntılar var. Biraz teşvik olabilir mi? Kamu maliyesi buna izin verir mi? O tarafı nasıl görüyorsun? Tabii. Hocam, bu hakikaten çok derin bir konu. Arkadaşlarım da güzel özetlediler. Şöyle cevap vereyim sonra. Artık merkez bankalarının görevinin değiştiğini görüyoruz. Yani doğru. Tüm dünyada öyle. Evet. Tüm dünyada. Yani biliyorsun mesela Powell'dan veya Yellen'dan azınlık işsizliğinden bahsettiğini görüyorsun. Veya öbür taraftan Boris Johnson'ın işte yeşil ekonomiyle beraber istihdam tarafının toparlanacağından bahsediliyorlar. Yani senin dediğin gibi hükümetin de bir tabii ki esas yönlendirici, ama merkez bankaları da hakikaten sadece fiyat istikrarın değil, genel olarak ekonominin tamamına bakış açıları var. Yani o yüzden genel trend bu. Ha, Türkiye bunu nasıl uygular? Dediğin gibi maliye politikası ne kadar buna uygun? O ayrı bir şey. Yani orada zaten kafamızda çok soru işareti var. Güzel, bir de ben şu konuda çok hassasım. Sen de çok defalarca değindin. Bir onu son olarak söylemek istiyorum. Bizim hakikaten şu dolar TL'de bir hassasiyetimizi 10 yıllık faizimize de yansıtmamız lazım. Biz hiçbir şekilde, ben açıklayamıyorum bunu. Yani 500 bas puan satış yiyen bir 10 yıllık bonuyu açıklayamıyorum. Bu şu anlama geliyor. Hani tabii ki ben mesela geri alım iadelerindeki parasal anlamda genişleme anlamına gelecek, ama ileriye dönük bununla ilgili hazinenin de bakması gerekiyor. Yani böyle ihalelerin, mesela bu ay biliyorsun ihaleyi iptal ettik, ki bunu geçmişte de yaptık, 2018'de de yaptık. Gelecek ay tekrar var. Yani bu tarafı, yabancı algısı çok önemli. Düzenli bir şekilde likitlerin olması ve işlerlik kazandırmak anlamında. O yüzden bu dolar TL'deki bizim hassasiyetimiz çok fazla. Ben mesela bu bono tarafında görmüyorum ki. Bence orası da çok önemli bir kalem hakikaten, gözetilmesi gereken. Peki şunu biraz açıklayabilir misin Murat? Çok uzun yıllardır bu piyasadasın, banka hazinelerinde risk aldın, parayı yönettin. Bunlar çok zor işler ve bu para yönetimi sırasında, yani bir hazineci gözüyle cevaplamanı rica edeceğim. Merkez Bankası'nın piyasayı fonladığı faizle bonoda ya da işte uzun vadeli faizlerde, tahvil faizlerindeki fiyatlama arasında nasıl bir parasal aktarım mekanizması var? Yani neyi fiyatlıyor Türkiye'de tahviller? Çünkü şunu da anlatamadık biz. Mesela %19'a çıkarken ABA döneminde politika faizi, tahvil faizleri o dönem düştü. Yani faiz arttırarak tahvil faizlerini düşürebiliyorsunuz. Bunu bazen aktarmak zor oluyor. Biraz bahsedebilir misin oradaki, tabii, yansımalardan?
Bilmem biraz şöyle yani orası biraz daha biliyorsun sonuçta o kurumlarla çalışan herkesin, bütün traderların belli bir o kurumun risk iştahına göre bir toplam olabilecekleri limit oluyor ve toplam bir zarar kes limitler oluyor. Ve siz oraya geçtiğinizde yani seviye ne olursa olsun bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. O hareketi ben öyle görüyorum. Yani Türkiye'den çıkılması gerekiyordu ve herkes limitin üzerindeydi bütün traderlar ve satış yaptılar ama... İşte burada bizim şunu düşünmemiz lazım. Bu piyasada aynı şekilde piyasa yapıcısı bankalar var ve yerli oyuncular da var. Ve siz diyorsunuz ki ben bu satışta kabaca senin yaklaşık işte tam rakam hatırlamıyorum ama 500 bas puanlık satışta ana paranın tam... Doğru son 1,5 ayda 5 puan yükselmiş evet, yani, olduğunu faiz. Evet. Ana paranın çok ciddi miktarını kaybettiğini söylüyorsunuz. Buna izin vermememiz lazım ama pratik olan buydu. Ben önümdeki dönemde bir de şöyle düşünüyorum. Piyasa biraz Merkez Bankası'nın önünden koşabilir. Yani mesela 10 yıllık bonoda tabii ki enflasyon çok hızlı düşmeyecek belki ama bundan sonraki dönemleri dahi fiyatlayan biraz daha hızlı kademeli aşağı gelişler görebiliriz. Ama burada tabii ki yabancıya ihtiyaç var. Yabancı gelecektir. Ben son bono tarafında da onların swap'ta çok büyük zarar ettiler ama bono tarafında çok zarar ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü oradaki pozisyonlar sen de biliyorsun. Ve bono alıyorsunuz ve risk yönetmek için de aynı şekilde swap'ta ödüyorsunuz faizin yukarı gitmesine göre. O yüzden swap'larımız o kadar yukarı gitti ki bu pozisyonlardan varlık swap'ı diyoruz buna biliyorsun. Zarar etmedi bu oyuncular. O yüzden ben bir giriş olacaksa burada yabancıdan onun bono tarafında olmasını beklerim. Onun da 10 yılda olmasını beklerim. O yüzden 10 yıllık tahvillerde bakalım önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz ama ben global tarafta da tekrar bir daha bu başladığımız yere 14-14,5 aralığında tekrar gelebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Murat aktardıkların için. Evet, Murat Yardımcı'nın da görüşlerini aldık. Kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından Garanti BBVA Yardımcı Baş Ekonomisti Seda Güler Mert ve Virtus Global Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözler'le PPK özel yayınımıza devam edeceğiz kaldığımız yerden. PPK özel yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen araştırma masasına gideceğiz. Kutay Karapor da bizi bekliyor. Kutay hoş geldin yayına. Yeni başkan, yeni dönem ve metinde değişen ifadeler var. Piyasanın ilk reaksiyonu önce sanki biraz pozitifti TL lehineydi. Sonra dolar TL tekrar yükseldi ama detayları senden alalım. Sadece o taraf değil, tabi faizleri, bankacılık endeksi, CDS'ler nasıl reaksiyon veriyor piyasa bu karara? Evet Güzel, baktığımızda geriye dönük dün değil ondan önceki 5 güne bakalım. Mesela Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir takip ediyorduk. Faiz kararı yaklaştıkça özellikle hem tahvil cephesindeki hafif de olsa geri çekilmeler ve aynı zamanda CDS'teki kısmi iyileşmeler, TL'deki dolara karşı kısmi değer kazançları, bunların her biri bankacılık endeksi gibi Borsa İstanbul'da dün pozitif bir şekilde ayrıştırmıştı. Piyasa beklentilerinde dün mesela seninle de yayında konuşmuştuk. Evet belki faizlerde değişikliğe gidilmese de metindeki değişiklik piyasayı nasıl etkileri hep değerlendiriyorduk. Özellikle metinde uzun bir müddet metninin çıkartılması ve aynı zamanda gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabilirin de metinden, Mart metninden ayrışması Nisan'la birlikte, bunlar şu anlık piyasadaki ilk reaksiyonlarda aşağı yönlü bir harekete neden oldu. Bankacılık endeksine bakarsak %4,5'lara kadar varan primlerden sonra bugün gün içerisinde %1'lere kadar primlerinin geri çekildiğini, yani gün içi gördüğü en yüksek seviyeden neredeyse %3 bir aşağı hareket gerçekleştirdiğini gördük. Dolar TL cephesine bakarsak karardan yarım saat önce 8.02'ler civarında işlem gören dolar TL karar sonrasında metnin de gelmesiyle birlikte burada 8.15'lere doğru bir hareket gerçekleştirdiğini izledik. Bankacılık endeksinde dediğimiz gibi gün içerisinde 1158 görülen en yüksek seviyede 1112 puana kadar geri çekildiğini görmüştük. Şu an primlerin tekrardan %2'lere doğru yakınsadığını hatırlatalım. İşlem marjı bankacılık endeksinde oldukça genişledi. 46 puanlık bir işlem bandı ve hacimler tarafı da bu cepheyi destekliyor. Dün Borsa İstanbul'da kabaca 16-17 milyar TL işlem hacmi varken bugün öğle saatlerinde
piyasadaki işlem hacminin hali hazırda 16 milyar TL'nin üzerine çıktığını ve burada göze çarpan bir diğer başlık ise hacimlerin genelde sanayi tarafında gerçekleştiğini takip ederdik. Bugün hacimler banka sanayi şeklinde neredeyse ortadan ikiye bölündüğünü görüyoruz. Özellikle piyasadaki işlem hacminin neredeyse yaklaşık 5'te 1'i Garanti Bankası cephesinde gelmekte. Orada da işlem hacmi bankada 7 milyar TL olurken Garanti'deki işlem hacmi 4 milyar TL'li göze çarptığını hatırlatalım. Akabinde Ereğli'de de 1 milyar TL işlem hacmi olduğunu düşünürsek sadece bu iki hissedeki toplam işlem hacmi içerisindeki payı neredeyse %30'lara kadar yakınsadığını hatırlatalım. Sanayide de 7.4-7.5 milyar TL civarında bir işlem hacmi var. Dediğimiz gibi baktığımızda şu an tahvil cephesinde 2 yıllıklarda 18-14'ler civarında olduğunu görüyoruz. CDS'ler ise 423'e işaret ediyor. Şu an piyasanın ilk tepkisi güzel. Sanki birazdan metindeki değişikliğin hafif de olsa piyasalarda negatif yansıdığını gördük. Kutay, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bu arada Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistikleri geldi. Orada hisse ve tahvil ekümüne baktığımızda yatay kalmış. Hissede çok sınırlı bir satış var. Rakamı da paylaşalım. 46 milyon dolarlık net hisse satışı, 77.9 milyon dolarlık da bir tahvil alışı. Kümle rakam ise yatay diyebiliriz yabancı menkul kıymet istatistiklerine bakıldığında. Hemen gidelim konuklarımıza. Seda Güler, Mers'e ben döneyim, sözü vereyim. Seda, İnanç'ı dinledik, Murat Yardımcı'nın görüşlerini aldık. Piyasa reaksiyonu ortada ama bundan sonra ekonomistlerin işi gerçekten zor. Bir model oluşturmak, bir beklenti oluşturmak konusunda neler söylersin? Gerçekten Merkez Bankası artık neleri önceliklendiriyor? İlk faiz indirimi ne zaman gelir ve siz kısa vadede beklentilerinizi başta enflasyon olmak üzere değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Öncelikle İnanç'ın söylediklerine bir ufak yorum katmak istiyorum. Açıkçası enflasyondan tekrar ödün vermeye başladığımız bir döneme girdiğimize dair birkaç cümle söyledi. Bu noktada açıkçası öngörülebilirliği kaybetmemiz, artı bunun üzerine orta uzun vadede toplumsal refahtan giderek kaybedeceğimizin teyidi olması adına açıkçası metne de giren bazı hedeflerin bu noktada çok kolay yakalanamayacağı bir ortam da oluşuyor. Biz her ne kadar üretim, yatırım ve istihdam tarafına önceliklendirerek bu noktada çizgimizi değiştirmeye çalışıyor olsak da maalesef şu an içine girdiğimiz bu durum bunu o kadar da kolay bir hale getiremeyecek. O yüzden tekrar enflasyonla mücadelenin önem kazanması önemli bir başlık olarak altı çizilmesi gereken bir mevzu olmalı diye düşünüyorum. Bu çerçevede açıkçası evet tahminlerde bir revizyona gittik mecburen, yani son yaşadığımız kur gelişmelerinden sonra dediğim gibi ikinci bir turda enflasyon üzerine riskler oluşmaya başladı ve biz 11'e yakın beklediğimiz yıl sonundaki manşet enflasyonu şu an 15 olarak yukarı önde revize ettik. Ciddi bir revizyon olarak bunu paylaşabilirim. Normalde bu kadar, yani 3 aylık bir dönemde bu tarzda bir revizyona gitmek o kadar da olası olmuyor. Bununla beraber açıkçası tabii az önce de bahsettim, enflasyon patikası genel olarak yukarı kaydı ve kısa vadede çok daha yüksek enflasyonlara maruz kalacağımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu noktada işte Merkez Bankası'nın eğer bahsettiği çizgide bir pozitif reel faiz verecek şekilde hareket edeceğini hesaba katacaksak eğer, zaten kısa vadede bunu yapmak için, indirime gitmek için bir alanın olmadığını, en erken belki 3. çeyrek sonuna doğru bunun oluşabileceğini söylemek mümkün olabilir. Bununla beraber biz az önce de söylediğim gibi enflasyonla mücadele konusunda önemli bir fırsatı da geride bıraktık. Bu sadece bu yılın enflasyonunu değil, önümüzdeki yılların enflasyonunu da etkileyecek bir güven problemi oluşturmuş durumda. O yüzden beklentilerin tekrar kontrol altına alınması o kadar kolay olmayacak. Az önce piyasa tarafındaki yorumları dinlerken özellikle 10 yıllık tahvil faizi ve bunun yabancı tarafında oluşturabileceği ilgi vesaire yorumlandı. Ama bu çizgide, yani enflasyonun bu noktada belirsizliğin arttığı bu dönemi düşündüğümüzde o kadar kolay olmayacağını ve bu anlamda da her ne kadar küresel tarafta ciddi bir likidite ve iştahın olduğu bir dünyada bizim önemli bir fırsatı bu noktada geri tektiğimizde ortaya çıkmış oluyor maalesef. İnanç, ne dersin hem Seda'nın söylediklerine hem de gerçekten enflasyonu önceliklendirmekten vaz mı geçiyor Merkez Bankası? Çünkü bir yandan hala %5 hedefine ulaşıncaya kadar işte politika faizi ne muhafaza edeceğiz, dezenflasyonun etkiyi muhafaza edeceğiz diyor. Sen ne düşünüyorsun?
Hocam aslında bu benim bir önceki başkan döneminde de yaptığım bir eleştiriydi. Bazen biz ekonomistler televizyonda yayın yaparken aslında yorumlarımızı hep yapısal reform lazım, yapısal reform lazım diyoruz. Çok kıymetli izleyicilerden de yani nedir bu yapısal reformlar ya da ne yapasın diye şekilde geri dönüşler alıyoruz. Bence Türkiye enflasyonla mücadele konusunda kararlıysa, her ne kadar tek hedef olarak koymasa bile üç bacaklı bir hedefin bir parçası olarak enflasyona mücadele önemsiyor ise bence artık şu %5 hedefini revize etmesi lazım. Çünkü biz bize biliyoruz ki %5'e ulaşmamızın öngörülebilir gelecek yıl boyunca, yani değil bu sene, değil önümüzdeki sene, 2023 ya da 2024'te dahi %5'e ulaşmamızın çok zor olduğunu hepimiz biliyor isek artık hedefi dahi revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte buyurun size bir yapısal reform. Türkiye eğer gerçekten enflasyonla mücadele edip bunu tek hane indirmek istiyorsa zaten bu sene bunu indiremeyeceği aşikar. Önümüzdeki sene tek haneli enflasyonu görmesi belki de bir mucizevi bir durum. Dolayısıyla da burada daha inandırıcı, yatırımcıya kendimizi anlatıp ona göre bir hedef koyabileceğimiz rakamlardan bahsediyor olmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke bu Merkez Bankası da yeni yönetimle birlikte bence bir tahmin hedef revizyonuna gitmiş olsa. Yoksa çok daha abuk bir ifade ortaya çıkıyor. Merkez bankalarının aslında bir tane hedefi olur. Hedefin aslında birçok farklı kapsamı olabilir ama enflasyon rakamında bir hedefi olur. Türkiye geçen sene enflasyon hedefini tutturamayacağını bile bile belli bir dönemden geçti. Ve bundan sonra yeni bir jargon kattı literatüre. Hedef değil, tahmin hedefi şeklinde biz mevcut tahminlerine dikkat almaya başladık Merkez Bankası'nın. Bana kalırsa da Seda'nın söylediği gibi biz bu yıl %15'e yakın bir enflasyonla kapatacağız yılı. Önümüzdeki sene tek haneli rakamı görmemiz gerçekten çok zor diye düşünüyorum. Her ne kadar fiyat gelişmeleri özellikle uluslararası fiyatların ne olacağı burada belirsizlik ifade etse de. Hal böyleyken bence Türkiye öncelikle hangi enflasyonu yakalayabileceğine dair bir hedef beyan etse ve bu hedefe... Yani %5'ten vaz mı geçelim? Ulaşılabilecek bir hedef mi koyalım? Kesinlikle ulaşılabilir hedef koyalım. Çünkü diğer türlü hep politika metinlerinde biz %5'i kullansak da bunun hiçbir inandırıcılığı, hiçbir yatırımcı da yok. Sadece Merkez Bankası'nı yormuş olduğumuzu düşünüyorum. Bu 5'i halen tutarak. Zaten Türkiye'nin geçmişine de bakacak olursak 13 senedir enflasyonda %5'i kaç defa tutturabildiğimiz ortada. 2 defa tutturduğumuz bir şeyin adı hedef olamaz. Bence Türkiye çok güçlü potansiyele sahip. O yüzden de neyi tutturabilecekse ona göre ifade etmesi lazım. Zaman içerisinde tek tabii ki olması gereken bizim rakip ülkelerimizde olduğu gibi enflasyonun %5 olmasıdır ama içinden geçtiğimiz döngü zaten buna müsaade etmiyor. Müsaade eden bir rakamı hedefleyip onu tutturmaya çalışsak çok daha makul ve doğru bir iş yaparız diye düşünüyorum. Son olarak rezerv tartışmasıyla bitirelim. Seda ne dersin? Rezervleri yerine koymak için Başkan Ağbal ne zaman döviz alımlarına başlar diye sorguluyorduk. Tabii şu an o tartışma boyutta değil artık ama bu konuya ilişkin görüşün ne? Rezervleri ne kadar yerine koyabileceğiz ve neden önemli Türkiye için? Bu çok önemli, temel bir problemimiz. Açıkçası yani son dönemde özellikle risk primindeki yükselişi hala bu konu çerçevesinde anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada dış finansman ihtiyacının yüksek olduğu bir ülke olarak rezervimiz bizim için bir sigorta primi. Bunun yerine konamadığı bir dünyada da maalesef yüksek faize ve bu noktada da daha fazla reel faize katlanmak zorunda kalıyoruz. Tabii son dönemdeki portföy akımlarının lehimize dönmesi ve açıkçası Mart'ın 3. haftasına kadar yaklaşık 25 milyar dolar olarak hesapladığımız portföy girişinin son 2 haftada tekrar 12 milyar doların üzerine çıkacak şekilde çıkışa dönmesi, bu noktadaki o beklediğimiz değişimin maalesef önüne geçmiş durumda. Çünkü biz açıkçası artık portföy girişleriyle beraber bunun rezervler noktası destekleyici bir ortam oluşturmasını öngörüyorduk. Ama şu an tersi bir baskı oluşmuş durumda. Ve cari açık bu sene her ne kadar bir miktar düzeltmeye uğrayacak olsa da yüksek kalmaya devam edecek. Bunun arkasında belli başlı sebepler var. Birincisi tabii ki zayıf hizmetler geliri, turizm tarafı. Artı bununla beraber her ne kadar reel tarafta belki belli kazanımlar elde edecek olsak da fiyat tarafından, emtia fiyatları kaynaklı bir maliyet unsurunun oluşması cari açığın hala 27 milyar dolara yakın kalacağı şekliyle biz bir tahmin oluşturuyoruz yıl sonunda. Şimdi böyle baktığımızda hala bir finansman ihtiyacının devam ettiği noktada bir de üzerine çıkış yönünde değişen bir portföy akımı oluştuğunda maalesef rezerv tarafına çok da yer kalmamış oluyor ve ciddi bir tekrar baskı unsuru oluşturmuş oluyor. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için ve görüşleriniz için. Kısa bir aranın arkasından devam edeceğiz.
EPK özel yayınına devam ediyoruz. İntegral Yatırım Menkul Değerler'de Doktor Mehmet Ali Gürbüz olacak. Nasıl karşıladınız kararı? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Aslında karar metnini aldığımızda bizim daha önceki karar metninde incelediğimiz uzun süre sıkı duruşun korunacağı ifadesi, ilave sıkılaşmanın gerekmesi halinde kullanılacağı ifadesinin kaldırılmış olması aslında bana sorarsanız piyasaların tarafından en yakın takip edilen konu oldu. Genel olarak biz zaten bugün Merkez Bankası kararında faizlerde bir değişiklik beklemiyorduk. Ancak karar metninde daha önce ifade edilen şahin duruşun devam edeceğini dair vurguların olacağını düşünüyorduk. Bunun da piyasalar üzerinde en azından bir nebze olumlu yansıyacağını düşünüyorduk. Ancak özellikle bu ifadeleri gören piyasalar bir anlamda reaksiyonu biraz daha tersi çevirmiş olarak gözüküyor. Genel olarak bizim enflasyon hedefimiz var. Şu anki konjonktürde kurun özellikle enflasyon tarafındaki geçişkenliğini göz önünde bulundurduğumuz zaman enflasyon tarafındaki riskler önümüzdeki dönemde biraz daha masada kalmaya devam edecek. Bunu piyasalar aslında biraz daha reaksiyon olarak takip ediyor. Kurda ilk başta olumlu yansımalar olmuştu ancak sonra bu metinlerin özellikle metinde bu ifadelerin kaldırılmış olması tekrar bir açıkçası yukarı yöndeki reaksiyonun neden olmuş olarak gözüküyor. Piyasalar biraz daha sonraki toplantıda bunun biraz etkilerini takip edecek olarak düşünüyoruz. Kurda 8.20'nin aşılmamış olması belki şu an yakından takip edilecek önemli bir nokta. Borsa tarafında kazancının belli kısmını yere veren endeksler ve kümülatifte kazancını yere veren bir Borsa İstanbul karşımızda. Açıkçası evet. Sonucun özellikle karar metninin şahin tonda olmamasının fiyatlamasını belli bir süre daha takip ediyor olacağız. Evet, Ali, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. PPK özelliğini noktalıyoruz. Hoşçakalın.